Ve Disney'de Tokyo Revengers'ın ikinci sezonu, birinci bölümü çıktı. Onunla ilgili bir sohbet, inceleme yapacağız. Ufaktan düşüncelerimi anlatacağım. Ondan dolayı Nescafe'ni, çayını hazırla. Güzel, rahat ol. Öncelikle birkaç sıkıntıyla geleceğim. Çünkü birçok şikayet oldu. Yani Disney'nin bu kadar animelere önem vermesi güzel ama ön planda tutulmadı. Bir değerlerde belli jeolokalizasyon konusunda bir sıkıntı oldu. Yani Disney'deki mesela Fransa'da çıkarken başka ülkedeki Disney çıkmadı. O konuda bir şikayetler var. Nedir ama Disney'in bu kadar önem vermesi aslında güzel bir haber. Çünkü anime konusunda ciddi bir pazar var ki geçenlerde dünyanın en çok izlenen dizi One Piece oldu. Bir anime oldu. Bu çok güzel bir haber. Hani belli sektörlerin ne yapması gerektiğini, hani bu anime konusunda yatırımlara ciddi olması gerektiğini düşünecektir bu haber sayesinde. Mesela Netflix'in Vinland Saga 2. sezonu yayınlaması gibi. Neyse. Şimdi öncelikle Tokyo Revengers'ın, hani benim bu ilk birinci sezondaki birinci opening Crybaby'di ismi. Ve aynı zamanda Takemichi bir Crybaby kendisi. Benim bu özellik çok hoşuma gidiyor. Çünkü Devilman Crybaby'ye biraz bir göz kırpma. Bu Devilman'ın yeni adaptasyonu Netflix'e bence gelmiş geçmiş o anki yılın. Pardon, gelmiş geçmiş demeyeyim. O anki çıkan yılın animesiydi rahatlıkla. Onunla alakalı bir video da mutlaka hazırlayacağım. Aynı zamanda Takemichi'nin güçsüzlüğü kadar, hani ağlayan tarafı, Crybaby tarafı kadar güçlü de bir karakter. Sürekli değişiyor. Ondan dolayı da hani özel bir sevgim var Tokyo Revengers'la alakalı. Hani popülist bir anime, farkındayım, biraz daha şeylere oynuyor. İşte hani orada ergene girmiş yeni kızların çok böyle belli karakterlere yakışıklı bulmaları falan, bu tarz şeylere de oynuyor. Ama onun haricindeki hani genel hikaye, o Crybaby tarafı güzeldi benim nezdimde en azından. Bölüme gelecek olursak beni çok böyle bir enteresan buldum. Direktmen bölüme, hani bir geçmişe bir özet olmadan direktmen başlaması, yani Kisaki'nin hani silahı dayama kısmına gelmesi, direktmen oradan başlaması biraz enteresan. Çünkü hani ya iyi hafıza olmamızı istiyor millet, ya da hani yakınlarda birinci sezonu izlememizi istiyor. Hani ben Shingeki no Kyojin'de mesela çok zorluk çekiyorum ki Tokyo Revengers'ta galiba bir seneden fazla oldu ilk sezon çıkalı. Ondan dolayı hani ben yine de geç tükettiğim için birinci sezonu hatırlıyorum. Ama o biraz beni şaşırttı o konuda. Tabii ki de o an Kosaro muydu? O onu kurtarıyor ya. Onunla sonuçlandı. Tabii bir interpretasyon, hani yine de tipik bir Tokyo Revengers, işte mesela hani iyi olması gerekirken her şey kötü oluyor. Aynı zamanda Inata'nın kardeşi, küçük kardeşi onu tutukluyor. Yani bir yerden sonra bu sürpriz efekti kayboluyor. Bir de ben mangasını çok bilmiyorum. İleride ne olacağını da bilmiyorum. Ondan dolayı hani bir sürpriz efekt yok. Hep böyle bunu bekliyorsun. Ama yine de bir dramatik tarafı, hani duygusal tarafı yine oluyor. Çünkü orada artık Takemichi'nin hani kırılım noktasına denk geliyor. Orada Inata'nın kardeşine diyor ki ben bu zamana kadar boşuna yaptım. Çünkü sonuç olarak aslında Inata'yı öldürttüren emir Takemichi'nin kendisi verdi. Ama burada aslında şuna değinmek istiyorum. Bu hani bölümü izlerken Takemichi bu kadar çok şeyleri tamir etmeye çalışmasına rağmen bu kadar 12 yıldan sonra kendisi de bozulabiliyor ve bozulduğunu videosunu da izliyoruz Takemichi'nin. Kendisi de izliyor, hatta diyor ki yeter, izlemek istemiyorum. Zoruna gidiyor. Tabi orada Inata'nın kardeşi şey diyor, yani yok öyle değil mi, bak sen olmasaydın Draken ölmüştü, sen olmasaydın Toman olmazdı, sen olmasaydın Baki çok önceden ölmüştü, hani bunların ben de yaşıyor olmazdım, Inata da olmuş olmazdı falan, bunları demesi hani aslında güzel bir avutma, ya avutma da değil, gerçekten de gerçekleri de söylüyor. Ama burada şunu değineceğim, gerçekten bizler yani gerçek yüzümüzü gösteriyor, yani göstermiyor mu aynı zamanda? Mesela bir siyasi dünyasına bakıyorsunuz. Hani dünyadaki olan politik gelişmeler. Hani diyelim ki hiç alakamız yok. Yani insanlar böyle değil midir yani? Belli bir iktidarlığı, belli bir varlığı
uzun süre sahip olduktan sonra başladıkları karakterle sonuç olan karakter aynı mı sizce? Yani ondan dolayı sürekli değişen güçlerin olması, sürekli kendi kendine yönetme şekli, kendi kendine sürekli taze kan, taze fikirlerle ve o yeni fikirlerle yeni yönetimler, yeni insanların gelmesi güzel değil mi yani? Bunun güzelliğini bize anlatmıyor mu? Bu arada bu dediğim şey kısaca bir cumhuriyet şeklidir. Cumhuriyet sistem şeklidir. Hani burada hani Türkiye Cumhuriyeti sadece örneği değil. La République de la France, La République démocratique du Congo, Kongo Fransa örnekleri gibi. Cumhuriyetin sistemleri bu. Aslında temel bizim en kötü karakterlerden bir tanesi doyumsuz oluşumuz. Yani takım için kendisi de diyor, acaba benim hani o markette çalışan bir insan olmam daha iyi değil miydi? Daha sağlıklı olmaz mıydı bu komünite için? Hani bu sistem, bu insan topluluğu içerisinde. Çünkü en son olan kısmım canavarım. Sevdiğim insanı öldürtme emri vermişim. Hani bu kadar tamir etmeye çalışırken o tamir ettiğim kadar bozulmuşum. Ondan dolayı yani o konuda çok beğendim. Ana entrik, ana fikri çok beğendim. Bir de enteresan olan kısım belli insanlar bunu... Oh, tükürdüm resmen. Yani diğer yorumlara baktığımda bu birinci bölümle alakalı mesela Fransa, İngilizlerin, hani Fransızların bu konuyu çok algılamıyorlar, çok anlamıyorlar. Çünkü şey var biraz, kültürel fark da var. Muhtemelen Japonya'da mesela bizim kültür olarak hani yakın olduğumuz için bunu da gösteriyor olabilir. Sonuçta Vural Altay dil kökenlerimiz aynı. Kültürlerimiz de çok yakın. Mesela şeye bakın, bir Obito'nun Rin'den vazgeçmiyor oluşu. Kaç yıl geçti mesela vazgeçmiyor. Rin kendisi için bir güneşti, bir umuttu, bir moraldi. Hani bize de böyle değil midir mesela, ilk aşklarımızı unutmayız. Hani unutursak da bir kültürümüze ankre olmuştur. Hani bununla denk geldiğimizde anlayabiliyoruz. Ondan dolayı yani bu ana fikri çok beğendim. Bakalım Tokyo Revengers'a ilerleyen bölümlerde hani inceleme, sohbet gerekiyor mu? Ama bu biraz birinci bölümle inceleme, bir de genel olarak bir ana fikir konusunda bir inceleme, sohbetti. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buğra Güzelsoy. Anime ve manga ile kalın. Ciao.